Merhaba, rahatsız ediyorum ama yanınıza oturabilir miyim ya? Ne alaka? Ya yok mu? Yok, birkaç bir şey söyleyeceğim size. 4-5 dakika oturup gideceğim. Ne için? Oturayım ondan sonra anlatayım istersen. Zaten yoruldum, sabahtan uzun yol geliyorum. Ne yapıyorsun tek başına burada oturmuşsun? Ne yapıyorum? Erkek diyorum. Sen? Erkek kız. Yani kız. Öyle çok cin giymiş, görmüş gibi bana bakıyorsun ya. Sadece yanına geldim. Sadece biraz şaşırdım. Gerçekten. Çok beklemiyordum. Ya yani şöyle ben geziyordum öyle. Bir bakıyordum kimse yok, yalnız başına dedim seni gördüm, yanına geldim oturayım öyle sohbet muhabbet dedim ya. Ne muhabbeti? Normal tanışma arkadaş ya. Sımamızda sıkıntı yok değil mi? Yok. Evet, ben nereliye benziyorum? Bitlis? Yok. Elazığ. Elazıklıyım ben. Elazığlı mısın? Evet. Bildiniz. Bunun için size bir gül vereyim, bildiğiniz için. Ay teşekkür ederim. Bak sana, sırf sana getirdim. Burada daha şap rahat oturabilirim artık. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, senin? Ya cin görmüş gibi bakıyorsun bana, biraz sakin oluyor. Evet, biraz alışkın değilsin. Pat diye yanına evet geldim, oturdum. Ya açıkçası biraz daha açık konuşayım mı? Evet. Şimdi cebimde 1000 TL para var. Ne bekle, yapabilirim? Bekle, anlatayım. Şimdi bu parayı biriyle harcamak istiyorum. Ama kimle? 1000 TL ile bana eşlik ederek arkadaşım yok ki burada, olsa zaten yanıma gelmezdim. Ama saçma bir şey oldu ama tanımadığım biriyle parayı harcamak istiyorum. Ama kız olacak. Heyecan arıyorsun yani. Yani gibi biraz heyecan, biraz değişikliği. Normalde takıldığım ilk kişiler vardı, artık onlar hani zevk vermiyor bana. Seni gördüm biraz, ne bileyim, geleyim dedim, belki de harcarız ya, beraber takılırız. Anladım. Burada ne yapıyorsun peki? Arkadaşımı için bekliyorum. Kız onu erkek? Buluşacağım, kız. Bu akşam ne yapıyorsun peki? Bu akşam eve gitmeyi planlıyordum. Planın kesin değil yani. Başka bir plan da kurabilirsin. Öyle yani bir arkadaşımla evet. İyi, tamam. Tamam, senin için iyiyse 1000 TL'yi harcayacağız. Senle işte bu 1000 TL'yi burada nasıl yapacağız? Harcayacağız. Yani. Şöyle. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum, sen ne yapmak istiyorsun şimdi parayla? Bize bir teklif var. Şehir dışına çıkabiliyor musun? Ben çıkabilirim, sen çıkabiliyor musun? Evet. Bu arada sevgilin var mı? Yok. Gerçekten mi? O zaman güzel. Şehir dışına çıkabilir miyim? 1000 TL etmez ki. Yani bugün sadece bu akşam harcayacağım yani. Burada. Evet. O 1000 TL'yi çatır çutur yemek istiyorum. Anladım. Seninle yemek istiyorum artık. Tamam, anladım. Çok da büyük değil ama neden geldin? Öyle gezmek için, takılmak için ya. Biraz daha değişik insanlar görmek için. Anladım. Biliyorsun İstanbul'da çok değişik insanlar var. Aynen. Bu arada okuyor musun? Bitti. Çocuk gelişim mezunuyum. Valla öğretmensin yani. Evet. Ne güzel. Peki, sen? Okumuyorum ya, ben baba parası yiyorum ya. Anladım, onu anladım. Yani 1000 lirayla sende ne yapabiliriz biliyor musun? Ne yapabiliriz? İstanbul'dan da çıkmadan. Kadıköy'de. Buralarda. Buralarda çok yapılacak bir şey yok ki 1000 liraya. Ne yapabiliriz ki? Nereye gidebiliriz mesela? Bildiğin bir yeri varsa oraya gidelim. İzmit'e gidebiliriz, trekking yapabiliriz. Ondan İzmir sonra uzak değil mi ya? İzmit mi? Evet. Hayır, otobüsle 1,5-2 saat. Ya yok, o kadar üşenirim ben ya. Ben para yemek istiyorsun ama üşeniyorsun. Ya para yemek istiyorum ama buralarda yakın bir yerden yürüyerek gidebileceğim bir yer. Yürüyerek. Evet. Korku evi var istersen. Nerede? Şu ileride. Tamam, oraya gideriz. Olur, korku evine. Başka ne yapacağız peki? Korku evinde 1000 TL yiyecek halimiz yok ya. Korku evinde 1000 TL miyiz? Sonrasında bir yemek yeriz. Tamam, başka ne yaparız? Sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet parayla mı alacağız? Hayır, oturduğumuz yerde, kafede ne yiyorsak, ne içiyorsak. Ben daha biraz daha değişik, heyecanlı bir şey istiyorum ya. Yani dediğim gibi bu daha heyecanlı ve değişik bir şey diyorsan korku evi. Böyle ne bileyim, nasıl anlatsam, daha değişik, daha böyle saçma da olabilir, daha değişik de olabilir. Saçma. Anlatamadım ama. O zaman tamam, şöyle yapalım. Önce bir giyim mağazasına gidelim. Tamam. Tamam mı? Pijama takımı alalım. Tamam. Korku evine gidelim. Tamam. Ondan sonra orada bir eğlenelim, korkalım. Korkalım. Bakalım tamamlayabilecek. Ben çok korksam ne yapacağım? Çok korksam ne yapacaksın? Ben ya kalpten ölürsem ne yapacağım? Ölmezsin ya, yanında ben durdurdular. Ne bileyim. Tamam, başka ne yapacağız? Sonra o pijama takımıyla sokaklarda gezmek bence senin için büyük bir heyecanlı olur. Bence iki tane pijama takımı alalım, ondan sonra eve gidelim. Eve mi? Evet. Sen herkese eve mi davet ediyorsun? Herkese değil. Takıldığım kişiyi. Yok. O yok. Size gitsek? Hayır. Bize gitsek? Hayır. O zaman bir korku evine falan gidelim seninle. Oradan sinemaya gideriz. Yok, sinema sevmiyorum. Vallahi. Vallahi.
O zaman bu akşam takılırız dışarıda. Tamam. Sabaha kadar. Tamam. Gerçekten mi? Gerçekten. Buralarda. Okey. Kadıköy'de, Moda'da. Tamam. O zaman ilk başta gidelim bir kahve içelim. Okey. Tamam. Kendimizi bir tanıyalım. Hadi bakalım. Gel, buradan gidelim. Buradan.